Arkadaşlar merhabalar. Aşağıda birbirine karışmayan K ve L sıvısı ile bu sıvılarda çözülmeyen M katısının kütle hacim grafiği verilmiştir. Buna göre bu maddelerin aynı kap içine konulduğundaki görünümleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aynı hacimde kütlesi en büyük olanın yoğunluğu da en büyüktür arkadaşlar. Aynı hacim aldığımızda L'nin kütlesinin en küçük olduğunu, M'nin kütlesinin daha büyük olduğunu, K'nin kütlesinin ise en büyük olduğunu görüyorum. O zaman K'nin yoğunluğu en büyük olmalı, L'nin yoğunluğu daha küçük olmalı, M katısı da ikisinin arasında olduğu için arkadaşlar cevabımız C seçeneği olmalı. Gördüğümüz gibi M katısı e, K sırasında yüzmekte, çünkü K'nin yoğunluğu en büyüktü. L sırasında ise batmaktadır. O yüzden cevabımız C seçeneğindeki gibi olmalı. Arkadaşlar merhabalar, şekli düzgün olmayan ve su içinde çözülmeyen k katısı ile ilgili aşağıdaki işlemler yapılıyor. Tartı üzerine konulmuş 150 gram bulunmuş. Bir de 200 santimetre küp su olan kabın içine konulduğunda 275 santimetre küpe çıkmış. O zaman kütle bölü hacim yaptığımızda değiştir, kütle bölü hacim, öz kütle değiştir, kütle bölü hacimden 150 gram bölü 75 santimetre küp dediğimizde arkadaşlar 2 gram bölü santimetre küp olarak K katısının yoğunluğu bulunur. K katısı içinde 200 santimetre küp su bulunan kabın içine atılarak suyun dereceli silindirdeki kaptaki seviyesi ölçülüyor. Buna göre K katısının yoğunluğu kaç gram bölü santimetre küptür? Arkadaşlar bakıyoruz hemen. K katısının yoğunluğu 2 gram bölü santimetre küp olarak bulmuştuk. Bu yüzden cevabımızın C seçeneği olması gerekiyor. Arkadaşlar merhabalar. Murat bir cam şişenin içine tamamen su koyup şişenin kapağını kapattıktan sonra şişeyi buzdolabının dondurucu kısmına koyuyor. Bir gün sonra şişeyi dondurucudan aldığında suyun donduğu ve şişenin çatladığını gözlemliyor. İçi su dolu şişenin dondurucuda çatlaması ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar su tabii ki donarken hacmi artmıştır. Bu yüzden şişenin de çatladığını görmüş. Murat. Su donduğunda yoğunluğu azalmıştır. Aynı kütlede hacmi arttığı için yoğunluğu azalmıştır. Doğru bir ifadedir. Su donduğunda hacmi artmıştır. Kütlesi aynı ama hacmi arttığı için yoğunluğu da böylece azalmıştır. Suyun kütlesinde artma olmuştur. Yanlış arkadaşlar. Sudan ekleme veya çıkarma olmadığı için kütlesi de değişmemiştir. Bu yüzden cevabımızın 1 ve 2 yani B seçeneği olması gerekir. Arkadaşlar merhabalar. Bir portakal önce kabuklu halde daha sonra da kabukları soyulmuş halde suyun içine konulmuş ve konumları aşağıdaki gibi gözlemlenmiş. Gördüğünüz gibi portakal kabuklu iken içinde hava kabarcıkları olduğu için yoğunluğu az olduğundan dolayı suyun içerisinde yüzmüş. Ama kabuklarını soyduğumuzda hava kabarcıklarını aldığımız için e, yoğunluğu hacmi azalmış, yoğunluğu Arttığı için hacmi azalınca yoğunluğu arttığı için arkadaşlar e, suyun içinde batmış. Bu durum ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Portakalın kabuklu halinin yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyük olsaydı batardı arkadaşlar. Yüzlüğüne göre kabuklu halinin yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha küçük demek ki. Portakalın kabuğu, kabuğu soyulduğunda yoğunluğu artar. Kabuğu soyulduğunda yoğunluğu artmış. Bu yüzden de suyun içinde batmış arkadaşlar. Bu ifade de doğrudur. Portakalın kabuksuz halinin kütle bölü hacim oranı yani yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyüktür. Evet gördüğünüz gibi suda battığı için portakalın kabuksuz halinin yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha büyüktür. Bu yüzden cevabımızın 2-3 yani C seçeneği olması gerekir. Arkadaşlar merhabalar. Aşağıdaki tabloda bazı katı maddelerin kütle ve hacim değerleri verilmiştir. Kütle bölü hacim D eşittir. Işte, kütle bölü hacim eşittir. 2 gram bölü santimetre küp K için. L için 200 bölü 2 eşittir. 1 gram bölü santimetre küp. M için 100 bölü 200'den 0,5 gram bölü santimetre küp. N için 200 bölü 50'den 4 gram bölü santimetre küp. Bu maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yoğunluğu 2 gram bölü santimetre küp olan bir sıvıda. K askıda kalır. Evet K'nin de yoğunluğu 2'yi de askıda kalır arkadaşlar. Doğru bir ifadedir. Yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küp olan bir sıvıda maddelerin tamamı batar. Yanlış arkadaşlar. M maddesi yüzer. L maddesi ise askıda kalır. Yoğunluğu 2 gram bölü santimetre küp olan bir sıvıda M yüzer. M yüzer mi? Evet 0,5. 2'den daha küçük olduğu için yüzer. N batar. N'ye bakıyorum arkadaşlar. N'nin yoğunluğu 4'tür. Evet. M yüzerken N batacaktır. Yoğunluğu 0,5 gram bölü santimetre küp olan bir sıvıda M hariç diğerleri batar. Evet M askıda kalır ama diğerlerinin yoğunluğu 0,5'ten daha büyük olduğu için batacaktır. Bu ifade de doğrudur. Bu yüzden cevabımızın B seçeneği olması gerekir. Arkadaşlar merhabalar. KLM cisimlerinin kütleleri dijital baskül ile ölçülüyor. K 100 gram, hacmi 50 cm3 böldüğümüzde 2 gram bölü santimetreküp olduğunu buluyoruz yoğunluğunun. L'nin kütlesi 150 gram, hacmi 75 santimetreküp. Yine L'nin de kütlesinin 2 gram bölü santimetreküp olduğunu buluyoruz. M'nin kütlesi 50 gram, hacmi 100 santimetreküp. Böldüğümüzde arkadaşlar 0,5 gram bölü santimetreküp yoğunluğa sahip olduğunu buluyoruz M'nin de. Bu cisimlerle ilgili K ve L cisimlerinin üretildiği maddeleri aynıdır. Evet arkadaşlar aynı olabilirler saf maddelerse. Çünkü yoğunlukları aynıdır. Yoğunluk maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Birim hacimleri hacimindeki kütleleri arasındaki ilişki L küçüktür. K'den L K'den küçük değil arkadaşlar. Eşittir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Eşit olması gerekirdi. K de M'den küçük değil. Daha büyüktür arkadaşlar. Bu ifade de böyle olması gerekirdi. Bu da yanlış bir ifade. Su içinde K ve L'ye batarken M yüzer. Suyun yoğunluğu 1'dir. K ve L'nin yoğunlukları 2'dir. Yoğunluğu büyük olan oldukları için bunlar batarlar arkadaşlar. Ama M'nin yoğunluğu sudan daha küçük olduğu için 0,5 olduğu için bu da yüzecektir. Bu ifade doğrudur. Cevabımız bu yüzden 1 ve 3 yani B seçeneği olmalıdır. Arkadaşlar merhabalar. Aşağıda bir yumurtanın su ve tuzlu su içindeki konumları gösterilmiştir. Mesela yumurtanın yoğunluğuna 1,2 diyelim arkadaşlar. Suyun yoğunluğu 1'dir. Yumurtanın yoğunluğu sudan daha büyük olduğu için batmıştır yumurta. Yumurtanın yoğunluğu suya tuz ekleyince değişmeyecek tabii ki. 1,2 ama suya tuz ekleyince demek ki suyun yoğunluğu artmıştır. Mesela 1,3 olmuştur. O yüzden suyun yoğunluğu bu sefer yumurtanın yoğunluğundan daha büyük olduğu için yumurta suyun içinde yüzmeye başlamıştır. Bu deneyden hareketle çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Tuzlu su sudan daha yoğundur. Evet. Çünkü burada yumurta batarken burada yüzmüştür. O yüzden tuzlu su daha yoğundur diyebiliriz. Yumurtanın yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyüktür. Bakıyorum evet yumurtanın yoğunluğu suyun yoğunluğundan yani normal suyun yoğunluğundan daha büyüktür. Bu ifade de doğrudur. Yumurta bayatladıkça yoğunluğu azalır. Belki de öyledir arkadaşlar bilmiyorum. Ama bu deneyden bu sonuç çıkarılamaz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yani A seçeneği olmalıdır.